Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Birkaç dakika içinde başlayacağız. Başlamadan önce hemen risk uyarımızı yapalım. Daha sonra izleyenler için de geçerlidir. Kısaca okumanızı rica edeceğim, risk uyarımızı. Biliyorsunuz Forex piyasaları kaldıraçlı piyasalardır ve yüksek risk içerir. Onun dışında arkadaşlar, bugün Perşembe. Ben İkbal Kızılca. Canlı piyasa analizi yapacağız bugün. Teker teker benim trade ettiğim paliteler arasında gezeceğiz, bakacağız. Gördüğümüz fırsatlar varsa onlar hakkında konuşacağız. Genel bir analiz yapacağız. Bir önceki webinar, ya yani bu ay bir önceki webinarlarımız mum formasyonlarının eğitimini yapmıştık. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu an bunu izliyorsanız ya da daha sonra izliyorsanız bundan önce yayınlanan videolara bakarak mum formasyonları hakkında o eğitimi almanızı rica edeceğim. Gerçekten çok faydalı olacağını düşünüyorum. Onun dışında eğer seste ya da görüntüde bir sorun varsa bana bildirirsiniz şu an için. Ben devam ediyorum. Ondan sonra MetaTrader 4'te gerçekten çok... Bir saniye. Evet, aşağıda gördüğünüz bir kutucuk ya da sağ üst köşede gördüğünüz bir kutucuk. O benim webcam'imden kaynaklı. Şöyle kapatırsam, kendimi görmezsem eğer birazcık daha küçülmüş olacak ama alttaki kutucukla alakalı yapabileceğim bir şey yok çünkü Zoom'un kontrol paneli. O maalesef öyle ama çok rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Böyle aşağıda bekliyor. Onun dışında MetaTrader 4 Tips and Tricks videomuz gerçekten webinarımız gerçekten çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle onu da daha sonra izleme fırsatınız olursa izlemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten 45 dakika 1 saat içinde MetaTrader'la alakalı bütün bilmeniz gereken ve hayatınızı kolaylaştıracak trade işlerinizde gerçekten işinize gelecek çok güzel şeyler paylaştık. Onun dışında arkadaşlar Ekşi Forex olarak www.ekşiforex.com'dan bizi ziyaret edebilirsiniz. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Bizim topluluğumuza üye olmak istiyorsanız gerekli linkler ve gerekli üyelik formunu orada doldurup bize ulaşabilirsiniz. Onun dışında bilgiyet-forex'ten kesinlikle ve kesinlikle gerçekten çok dikkate alıyoruz. Buradan bize iletişime geçip istediğiniz şeyler hakkında ya da fikir almak istediğiniz ya da şikayet ve öneriniz varsa bizi bildirmeniz gerçekten faydalı oluyor. Onun dışında Twitter'dan, Instagram'dan, Telegram'dan aktif bir şekilde bizim topluluğumuzla iletişime geçebilirsiniz. Onun dışında Discord'da sesli veya görüntülü eğer bir talebiniz varsa destek istiyorsanız vesaire vesaire Discord'dan çok daha efektif bir şekilde çok daha kolay bir şekilde bizimle iletişim kurabileceğinizi düşünüyorum. Onun dışında arkadaşlar hemen bir MetaTrader 4'e bir geçiş yapalım. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Neredeyse 5 dakika geçiyor ve başlayabiliriz. Geç kalanlar daha sonra eğer isterlerse tekrar edebilirim. Onun dışında arkadaşlar hemen Euro-Dolar'dan başlayalım arkadaşlar. Euro-Dolar'da bildiğiniz üzere şu anda çok aktif bir piyasa yok arkadaşlar. Şöyle ki şurada gördüğünüz bir duruma var. Tabii ki haftalık için konuşuyorum. Ve beni daha önce takip edenler bilir. Daha çok günlük olarak trade ettiğim için yani D1 grafiğine bakarak trade ettiğim için benim için çok sıkıcı olan bir piyasadır. Bir şekilde dahil olmaya çalışıyorum ve ama çok fazla bir verim alamıyorum böyle bir piyasadan. Daha çok benim için şöyle piyasalar çok daha şöyle piyasalar çok daha
güzel geçiyor. Çünkü çok daha kısa bir süre içerisinde çok daha fazla pip sayısı elde edebiliyorum. Onun dışında hemen dalgalara bakalım. Şuradaki dalga ve şuradaki dalga nereden baksanız 500 pips ve çok kısa bir sürede aşağı yukarı 19 gün içinde yani bir ay içinde 500 pips civarı bir para bırakmış. Onun dışında şu piyasada bakalım. Şu piyasada bugüne kadar aşağı yukarı 2 ay geçmiş ve 2 ay içinde neredeyse fiyat değişmemiş. Sürekli bir aralık içinde seyrediyor. Analiz edecek olursam benim şu anda bir şortum var. Bu şortu neden girdim? Şöyle ki arkadaşlar şurada bir trendin başlangıcı olma ihtimali olan şöyle. Şurada bir aralığı kırmış vaziyetteyiz. Bir breakout var. Bu breakout'tan dolayı bir trendin başlangıcı olabilir. Bu bir trendin şuradaki işlem, bu bir trendin retracement'ı yani bir geri çekilme var. Bu geri çekilme tamamen şu kutucukla alakalı bir şey. Şöyle ki hemen daha görsel bir şekilde yapacak olursak bu dalganın başlangıcından bu dalganın sonuna kadar Fibonacci seviyemize çekersek göreceksiniz ki %50 kadar bir geri çekilme var. Ondan sonra %161,8'e kadar bir hareket var. Ondan sonra tekrar bir geri çekilme var. Tamamen şöyle birazcık daha zoom yapalım. Tamamen %50'sine kadar geri gelmiş. Ve bundan sonra benim beklentim aşağı yukarı %261,8'e kadar bir hamle bekliyorum. Onun dışında da zaten bu kadar detaya bakmaya gerek yok aslında. Şurada benim şu anda price action olarak şurada bir destek ya da direnç görebilecek bir fiyat aralığı var. Bir hamleden sonra bir geri çekilmeden sonra bu geri çekilmeden devamı gelebileceğini düşünüyorum. Ama aynı zamanda şöyle bir sıkıntı da var arkadaşlar benim için euro dolarda. Şimdi euro dolar daha büyük zaman dilimlerinde bir yükseliş trendine girmiş olabilir. Şöyle ki arkadaşlar birazcık daha kolay olacak şu kalemle. Evet. Şunu da şuraya bırakayım. Şimdi arkadaşlar şurası şöyle. Bu bir hareket arkadaşlar. Yani bu hareketin devamı gelme ihtimali çok yüksek. Yani aynı şekilde burada ben bir Fibonacci seviyesi çizsem tahmini bir şekilde görüyorsunuz ki yani bu daha birazcık çok gerilediği için yani %23,6 yani ters olarak düşünürseniz nereden baksanız %78,4 kadar bir geri çekilme var. Birazcık bu trendi tabii zayıflaştırıyor. Yani bu şu trendin eğer atıyorum %50'se kadar ya da %161,8 seviyesine kadar geri çekilseydi şu ana kadar biz zaten aşağı yukarı 1,40 seviyelerini görmüştük diye düşünüyorum. Ama tabii bu fundamental analysis de işin içine giriyor. Yani temel analiz de işin içine giriyor. O kadar kolay olacağını düşünmüyorum bu hareketin. Ama şöyle ki şu hareket var arkadaşlar. Şu hareketin devamı olarak zaten görüyorsunuz çok fazla bir aşağı yönde bir hareket gerçekleşmiyor. Tamam bu kırılma gerçekleşti ama çok bunun devamı gelmedi gibi oldu şu anda. Bunun devamı gelmedi ve şu hareket çok güçlü arkadaşlar. Görebildiğiniz gibi çok kısa bir süre içerisinde nereden baksanız 1300 pips civarı bir hareket var. Bu hareket bir trendin başlangıcı tabii ki. Yani yıllık mumlara bakarsak ve çeyreklik mumlara bakarsak çok güçlü bir trend göreceksiniz. Yani güçlü bir reversal, güçlü bir dönüş şeyi göreceksiniz. Pattern'ı göreceksiniz. Onun için benim TP'm çok yakın. Yani şu anda faydalanmak istediğim aralık, yani şu aralıktan faydalanmak istiyorum. Yani kabaca bahsetmek gerekirse şuradaki aralık 1.20 ve 1.16 civarı. Zaten euro dolar hep seviyor böyle şeyler yapmaya. Yani bir aralıkta sıkışmayı çok seviyor. Şöyle ki mesela görebildiğiniz gibi şurada mesela nereden baksanız 1,5 sene, 2 sene boyunca bir aralıkta kaldık. Onun dışında şurada aşağı yukarı kaç hafta hemen bakalım. 28 hafta bir aralıkta kalmışız. Onun dışında çok buralarda bir aralıkta. Buralarda da bir aralıkta devam etme ihtimalimizi oynuyorum şu anda açıkçası. Yani şuralara falan geldiği zaman TP yapıp artık long kovalayacağım yerler olacak. Yani şurası bir destek seviyesi
olarak benim için şu anda. Aynı zamanda şurası da bir destek seviyesi. Mum formasyonlarından bahsetmiştik arkadaşlar. Yani şuradaki gördüğünüz engulfing formasyonu var. Bu engulfing formasyonu genelde çok destek ve direnç seviyesi gerçekleşiyor. Bir price action seviyesi olarak gerçekleşiyor. Dediğim gibi şuralarda artık işlemlerini kapatıp long kovalayıp aşağı yukarı tekrar buralarda TP yapıp ama eğer bir yukarı yönlü bir kırılma, yukarı yönlü bir hamle gerçekleşirse tabii ki o işlemi tutmaya yönelik devam edeceğim. Şu anda dediğim gibi gördüğüm fırsat buydu. Birazcık geç kaldım arkadaşlar. Yani şöyle ki ben normalde yani şöyle geç kaldım ama istediğim seviyeden fiyata girdim. Yani benim normalde şurada yani şu hareketi gördükten sonra şurada ya da şu ikinci tepede işleme girmem gerekiyordu. Bu yukarıyı kırdıktan sonra işleme girebilirdim buralarda. Çünkü buralar hep destek direnç seviyesi. Yani tamamen o günün mumlarına bakarak ve aynı zamanda dünün Fibonacci seviyelerine bakarak şurada açılmıştı. Dünün Fibonacci'si aşağı yukarı şuralıydı. Buralarda aşağı yukarı D2 seviyesiydi. Bu D2 seviyesinden falan ya da weekly R2 yani haftalık ikinci dirençten şorta girmem gerçekten zaten hep bundan bahsetmiştim. Haftalık yani ikinci dirençler çok işe yarıyor arkadaşlar. Yani bir ikinci hem günlük olsun hem haftalık olsun hem aylık olsun ikinci dirençler çok işe yarıyor. Şöyle ki birinci direnci görüyorsunuz çok rahat bir şekilde kırmışız. İkinci dirençte tamamen fiyat durmuş ve aşağı yukarı nereden baksanız 62 pips geri çekilmiş bu. Onun dışında şurada işlemi girebilirdim ama birazcık geç kaldım arkadaşlar. Ama aşağı yukarı istediğim seviyeden işlemi girdim. Dediğim gibi zaten sakin bir piyasa seyrettiği için çok fazla beni negatif ya da pozitife sürüklemiyor şimdilik. Bakalım duruma göre artık kapanıp kapanmayacağı hakkında düşünürüz. Yani birazcık pozitifi girse yani şuralar da benim için aslında yani şu aralığı bakarsanız şuralar da destek. Yani bir 17.61 yani aşağı yukarı benim için 55 pip civarı bir kar bıraktıktan sonra bundan çıkabilirim. Çünkü daha güzel fırsatlar şu anda piyasada gerçekleşiyor. Birazdan bahsedeceğim onlardan. Yani marjine başka yerlere bağlamak benim için daha avantajlı olacaktır. Onun dışında Pound'dan devam edelim. Pound'da zaten hep bahsetmiştim. Yani bir short kovalama işlemi vardı bende. Diyordum ki tepelerde short kovalıyorum. Şu anda yani şuradaki hemen şunu kullanalım. Yani görebildiğiniz üzere aşağı yukarı şöyle bir piyasa var. Hemen bir kalem alayım. Gördüğünüz gibi şöyle bir piyasa var. Zigzag kanguru diyebileceğimiz bir piyasa çeşidi var. Onun dışında dediğim gibi hep short kovalıyorduk bunda pound'da. Short'umuzu girdik. Buradan bir short girip aşağı yukarı şuralarda falan kapatmıştık. Şuradan shortlar girip şuralarda kapatmıştık. Bir iki tanesi maliyette kapanmıştı. Vesaire vesaire. Tekrar short denemesi yapıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar piyasa hani random'dur. Birincisi tutar. Bazen beşincisi, onuncusu tutar. Önemli olan hesabı iyi yönetmek. Çok fazla zarar yazdırmadan güzel karlar elde edebilmek. Onun dışında fark ettiyseniz burada bir breakout, bir yukarıya hamle gibi gözükse de bu şundan dolayı hani ben hep günlüğü ve haftalığı kontrol ediyorum. Normalde şu hareket, şu piyasa eğer aşağı yukarı şu piyasa yani şurayı kutu olarak düşünürseniz şu piyasa eğer şuralarda olsaydı ben short denemezdim. Daha çok long denerdim. Çünkü bir yukarı yönlü bir hareket var. Ama daha çok zirvelerde yani dirençlere yakın seviyelerde fiyatların yani pound'un, sterlinin arz olduğu fiyatlarda olduğumuz için daha çok short piyasası olarak düşünüyorum. Short takip ediyorum. Onun için short'umu girdim. Şimdilik devam ediyor. Bunu yani Euro-Dolar'dan daha çok beklentim var bunda. Tabii ki Brexit'le ve diğer gelişmelere bağlı tabii ki bunlar. Onlara da sonuçta bir ani bir hareket. Genel olarak piyasanın trendini belirlese de günlük veya işte 4 saatlik veya işte bir 400-500 pipslik bir dalgadan çok fazla etkilenmiyor açıkçası o haberler vesaire vesaire. Onun dışında şortumuzu girdik. Şimdilik limitlerim var. Yani gelirse artık bakacağız bunlara. Limitlere şimdilik öylesine koymuştum. Yani birincisi geldikten sonra artık diğerlerine gerek yok açıkçası. Onun dışında nereden devam edelim? USDCAD'den devam edelim. Arkadaşlar USDCAD'de zaten çok fazla yani haftalık ve günlük
grafiklere bakmanın avantajı şu oluyor arkadaşlar. Genel olarak aklınızda bir trade fikri oluyor, bir idea oluyor ve onu takip ediyorsunuz. Ve çok fazla hani günlüğe bakarak ya da işte daha çok pardon daha saatliğe bakarak çok böyle sık sık trade işlemi girmektense daha çok zamanınız oluyor, daha çok sakin düşünme fırsatınız oluyor. Benim için öyle en azından. Dediğim gibi bir destek oluşmaya başladı burada. Birinci deneme yani birinci shortlar yani satıcıların birinci denemesi başarısız oluyor. İkinci denemesi başarısız oluyor. Bu da satıcıların üçüncü denemesi. Bir destek formasyonu var benim için. Zaten şuralarda da gördüğünüz gibi, şuralarda da gördüğünüz gibi bir destek formasyonu var. Tabii ki bir fake yeme ihtimalim çok fazla. Yani şuradan zaten onun da örneği var. Başka yerlerde örneği var. Onları da gösteririm. Nasıl fake yiyip de geri geliyor fiyat. Onları da bahsedeceğim. Dediğim gibi fake yeme ihtimalim var ama aynı zamanda haftalık mumlara bakınca dediğim gibi hani şurada bir yeşil mum var ve aşağı yukarı yeşil mumda engulfing piyasası oluşturdu. Tabii ki bu üçüncü mum yukarıda kapatması gerekiyordu ama dediğim gibi şu anda böyle bir formasyon var ve daha çok böyle trend ve counter trend olarak düşünürsek bir dönüş piyasası görebileceğiz. Aynı zamanda şuradan şöyle bir Fibonacci analizi de yapalım. Şöyle ki şuradan şöyle. Yani arkadaşlar burada aşağı yukarı 23.6 seviyesinden destek bulmuş piyasa. Aynı zamanda bu dalganın yani buraya kadar destek bulduysa en azından %100'e kadar ya da daha burada şu anda Fibonacci seviyesi yok ama aşağı yukarı %120'ye kadar, %130'a kadar falan şuralara kadar gelmesi mümkün. Onun dışında şu hareketin, şu büyük hareketin aşağı yukarı ortası 1.38-31. Yani 1.38-31'e kadar tabii ki bu işlem tutmak birazcık zor olur. Özellikle o arada fiyat çok dalgalandığı için insan o kadar tutamıyor ama çok daha yakın seviyelerde %78 civara kadar yani 1.34-35'e kadar aynı zamanda şuradan dediğim gibi tek bir şeye bakarak işlem yapmak çok zor oluyor. Aynı zamanda destek ve dirençlere de bakmak gerekiyor. Price action, arz talep bölgelerine bakmak gerekiyor. Onun dışında 1.33-30'a kadar aşağı yukarı fiyatın rahat bir şekilde gelebileceğini düşünüyorum. Tabii ki artık gerisi trade management, risk management ve doğru an ve doğru zaman ve doğru fiyatı bulmak. Yani şu anda görebildiği üzere aşağı yukarı doğru fiyat ama yanlış zamanlama bu trade hakkında konuşuyorum. Dediğim gibi bu trade'den bir beklentim var. Bir bakalım yukarı yönde bir hareket gerçekleşirse aşağı yukarı dediğim gibi 1.33, 1.35, 1.34 civarı aşağı yukarı ne kadar kar bırakacağını tahmin ediyoruz. 100-200 pips civarı bir şey bırakacağını düşünüyorum aşağı yukarı. Onun dışında Azi'den bahsedelim. Azi'de özellikle hep short pozisyonlara kovaladığımı söylemiştim. Zaten bariz bir dönüş formasyonu var. Tabii ki bu trend çok güçlü ama şunu da unutmamak lazım. Yani şurada şöyle bir kanal çizersek eğer hani şöyle bir kanal çizersek aşağı yukarı şöyle bir kanal çizersek bunun aşağı yukarı aşağı yönlü bir trend yani şuradaki trendin devam etme ihtimali de var ama diğer yandan doların zayıfladığı bir dönemlerdeyiz. Yani doların zayıfladığı değil de zayıf kaldığı çok fazla eskisi gibi güçlenmedi. Yani şu dönemleri falan hatırlarsak eğer hani AB Fed'in böyle sürekli faiz arttırmaya yönelik hamleleri olduğu dönemleri düşünürsek tabii ki yani onlara nazaran çok daha böyle sakin bir dolar piyasası var. Onun dışında şu hareketin dediğim gibi birazcık daha Fibonacci'den yararlanmakta fayda var. Yani şu hareketin aşağı yukarı %38.2, %23.6 kadar bir geri çekilme gerçekleşmiş ve bunun devamı gelirse ki geleceğini düşünmüyorum. Bunun devamı gelmezse bile şurada %50 kadar bir geri çekilme yani şu dalganın %50 civarısı çok önemli. Aynı zamanda tam tersi şurayı düşünürsek zaten benim TP'mde aşağı yukarı oralarda olduğunu görüyorsunuz. Aşağı yukarı %64 kadar bir geri çekilme. En kötü ihtimalle %61.8 geri çekilme ihtimali olan bir piyasa. Onun dışında
klasik olarak price action analysis yaparsak şöyle ki şurada gördüğünüz gibi bir direnç formasyonu, yani artık alıcıların daha güçsüz kaldığı, alıcıların kararsız güçsüz kaldığı, shortların çoğaldığı bir piyasa tarzı düşünebilirsiniz. Yani arzların artık yavaş yavaş arttığını düşünebilirsiniz. Onun dışında yani şuradaki fiyat olarak düşünürsek, yani sadece 4 saatlik olarak düşünürsek, şurada bir görüyorsunuz ki bir kanguru piyasası var. Yani daha çok böyle yatay bir piyasası var. O yüzden yani şuralarda normalde eğer şu hareketin olmasaydı, şimdi short'u neden girdiğimi açıklayayım. Şimdi burası bir dalga ve şurası bir dalga. İkinci, yani şu şöyle söyleyeyim. Yani şurasını Fibonacci olarak düşünürseniz bir dalga gerçekleşiyor %161 kadar. Ondan sonra bu büyük dalganın bir geri çekilmesi var %50'si kadar. Ve bu kırılmadan sonra ve şuradaki mum formasyonlarına bakarak, yani short'a neden girdiğimi açıklamaya çalışıyorum. Şuradaki formasyona bakarsanız, şuradaki formasyon short bir formasyona benziyor. Şöyle ki arkadaşlar, şurada güçlü bir mumum var. Bu güçlü mumdan sonra 3 tane küçük mumum var. Konsolidasyonu gösteriyor ve ikinci ya da üçüncü bu trendin devam edeceğini düşünerek bu işleme girdik. Bu trendin devam edeceğini düşünerek, aynı zamanda dediğim gibi başka faktörler de var. Yani benim şurada bahsettiğim gibi şurada bir direnç formasyonu var. Zaten hani fark ettiyseniz şurada short denemelerine başlamamıştım. Buralarda short denemelerine başlamamıştım. Ama artık böyle bir konsolidasyon olduktan sonra, bir shortların güçlü olduğunu gördükten sonra short denemelerine başladım. Birinci short denemem zaten aşağı yukarı 170 pips karda. İkinci short denemesine dediğim gibi hani çok dibinde eklemek sevmiyorum. Şuradan şu yükselişten şuralarda short girebilir miydim? Girebilirdim. Başka işlemlerim vardı. O yüzden girmedim diye hatırlıyorum. Tabii ki aradan aşağı yukarı 9 gün geçmiş. Bu hareketin şuradaki 3 tane mumdan dolayı ve bir önceki güçlü mumdan dolayı bunun devam edeceğini düşünmüştüm arkadaşlar. O yüzden short'u girmiştim. Şimdilik stop loss'a doğru gidiyor ama sakin bir piyasa var. Hiç belli olmaz. Dönüş yapabilir. Bakıyoruz, takip ediyoruz. Yakından takip ediyorum. Ama dediğim gibi hani şu anda genel olarak dolar yani euro USD hariç dolar long, pound short, cat short, azi short olarak gidiyoruz şu anda. Aynı zamanda yende bahsediyordum, hep böyle sakin ve çok böyle sakin ve çok sıkıcı bir piyasa olduğundan bahsediyordum. Ama yavaş yavaş görüyorum ki bir aşağı yönlü bir hareket var arkadaşlar. Şöyle ki gördüğünüz gibi hep böyle zirveler iniyor aşağıya, zirveler iniyor. Çok sakin bir şekilde böyle bir short piyasası varsa arkadaşlar, genelde güçlü bir kırılma ile sonlanıyor. O yüzden artık şuradaki mumdan dolayı ve günlüğe bakalım bir saniye. Şuradaki mumdan dolayı yani son mum, dünün mumundan dolayı burada bir short işlemi girdim. Hemen bakalım. Daha düşük seviyelerine bakalım. Arkadaşlar görebildiğiniz gibi şöyle ne kadar aşağı yukarı geri geldiğinden bahsedeyim. %61.8 arkadaşlar. Şimdi normalde %50'ye kadar giderse çok güçlü bir trend devam etme ihtimali var. %61.8'den yani şu andan itibaren dönerse fiyat, yukarı yönlü devam etmezse, şuradaki retracement'ten bahsediyorum, son birkaç 4 saatlik mumdan bahsediyorum, devam etmezse bunun çok rahat bir şekilde %103 seviyesine kadar, yani %161.8 seviyesine kadar çok rahat bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Onun dışında hemen price action olarak da bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradaki fiyatlar, şuradaki formasyonun aşağı yukarı ortasını düşünürseniz 102.5-103 civarı. Yani şu civarlarda zaten buralarda buy limitler var. Yani oralara falan gelirsek durumu göre, günlük saatlik mumlara bakarak tabii ki bir karar aşamasına girecek artık. Long denemeleri yapalım mı yapmayalım mı aşamalarına gireceğiz. Çünkü aynı zamanda biliyorsunuz ki koronanın ikinci dalgası başlıyor. Yen de birazcık safe box olarak, güvenli liman olarak kullanılıyor. Bir güçlü bir kırılma gerçekleşebilir. Şuradaki kırılma gibi, şuralardaki hareketler gibi,
dediğim gibi güçlü bir hareket gerçekleşebilir arkadaşlar. O yüzden yen de birazcık dikkat olmakta, yakından izlemekte fayda var. Onun dışında Euro yen ve Pound yende de aynı zamanda zirvelerdeyiz. O biliyorsunuz zaten, oralara gelince onlardan da bahsedeyim. O, yani şu anda böyle bir short pozisyonu var. Kovalıyoruz. Yani bu aşağı yukarı şuradaki formasyon, şuradaki bir kırılma gerçekleştikten sonra, şu an günlüğü geçelim. Şu bir kırılma gerçekleştikten sonra dediğim gibi çok rahat bir şekilde yani benim aşağı yukarı bundan beklentim aşağı yukarı 200 pip şuradaki pozisyondan beklentim. Onun dışında altına bakalım. Altın arkadaşlar benim için bir yukarıya kırılma formasyonu gibi geldi. Şundan dolayı bakalım. Benim longum vardı. Longumu tutmaya karar verdim ama stop oldum. Hep zaten sürekli TP olmuyoruz. Arada stop da oluyoruz. Bir stop loss gerçekleşti. Şu bugün mumundan kaynaklanan. Dün birkaç 3 tane yeşil mum peş peşe görünce bir yukarı yönlü bir hareket olabileceğini, ama tabii ki çok fazla bir beklentim de yoktu. Aşağı yukarı dediğim gibi benim aşağı yukarı şuralarda bir yerde girişim vardı. Aşağı yukarı 41 dolar civarı bir pardon. Evet, 40 dolar civarı bir beklentim vardı ons başına. Dediğim gibi şu beni yanılttı ama çok da aslında, yani risk iştahım arttığı için girdim o işlemi. Hani dediğim gibi bu arkadaşlar benim bahsettiğim webinarlardaki ya da benim analizlerim arasındaki fark diğer analizlerle, diğer analistlerle arasındaki fark şu arkadaşlar. Ben nasıl trade edebileceğim hakkında konuşuyorum. Yani piyasanın sadece analizi çok basit arkadaşlar. Yani zaten analizini yapıyoruz. En azından yani benim için birazcık kolay diyeyim. Fiyat analizi yapmak çok basit ama onu nasıl trade edebileceğiniz önemli. Dediğim gibi burada benim neden o trade'i açtığımdan bahsettim. Ama aynı zamanda şunu da biliyorum. Risk iştahım olduğu için açtım onu. Normalde gereksiz bir trade. Çünkü aynı zamanda dediğim gibi şurada güçlü bir yani şunun ortasını olarak düşünürseniz zaten benim aşağı yukarı TP yapmak istediğim seviye 1950 dolar civarında, hatta bir tane kırmızı çizgi bırakın 1950 civarında buralardan çıkmayı düşünüyordum ve neredeyse ona çok yakın bir yerde. Aynı zamanda şunu da görüyorum ben, şurada bir formasyon var, buradaki formasyon, bir dakika kalemle çizsem daha kolay olacak. Şurada bir oluşum var arkadaşlar. Bu oluşumun aşağı yukarı bir tarafı yönlü kıracak. Yukarıda direnç var. Aşağıda desteği var. Dirence çok yakın bir yerde girdim ama dediğim gibi daha çok böyle daha kısa vadeli. Hani 1-2 gün içinde, bu hafta içinde kapatabileceğim bir işlem olduğu için ve işlem başka bir şeyde işlemim olmadığı için dünün işlemiydi zaten. Girdim ve kısa bir şekilde bırakmak, kar alıp çıkmak istiyordum. Ama dediğim gibi gerçekleşmedi. Bunu destekleyen şey de aynı zamanda hani temel analize çok fazla girmezse de aşağı yukarı temel analiz UC'den kaynaklanan, yani yenden kaynaklanan formasyon ve trendten dolayı bunu tercih ediyorum. Biliyorsunuz ki bunun aşağı yukarı tersi UC'dir. Altının tersi UC'dir. O yüzden böyle bir risk almak istedim ama dediğim gibi şu anda, peki şu anda analiz edecek olsam, şu anda işleme girecek olsam arkadaşlar, yani aşağı yukarı yukarı yönlü bir hamle olursa short girmeyi denerim. Yani şuralara 1950 civarına kadar bir hamle olursa short girmem çok daha mantıklı olacaktır. Bu mumdan sonra hemen short girebilir miyim? Giremem. Çünkü artık biliyorum ki hani burada bir formasyon var. Şunun bir şeylerin sinyallerini vermesini beklemem gerekiyor şu aralığın. Hani artık short piyasası mı olacak? Gerçi short piyasası olması birazcık zor. Hemen bakalım. Şuradaki mum bana dönüş sinyali veriyor ama aynı zamanda gördüğünüz gibi yani şuradaki mumdan sonra hemen short girip karımızı alsaydık aşağı yukarı ne kadar? Ons başı nereden baksanız 100 dolar civarında, yok 60, evet 100 dolar civarında bir kar bırakma ihtimali var hemen şuradan sonra short girseydik eğer. Ama tabii ki dediğim gibi şuradaki güçlü bir trende de bakmak lazım arkadaşlar. Sadece dediğim gibi hani mum formasyonların webinarında da bahsetmiştim. Sadece muma bakarak işlem girmek çok fazla
tavsiye edilmiyor. Onun dışında şu anda daha çok şuralara falan long seviyelere diyebilirim. Hani bir güçlü bir şu aralığın diplerine doğru zaten görüyorsunuz. Burada da bir support oluşmuş, burada da bir support oluşmuş. Ama aynı zamanda şundan da bahsetmek lazım. Yani şu support'un aşağı yukarı hani daha çok daha büyük dalgalar olarak düşünürsek şaşırmamak adına yani günlükte ve saatliklerde, 4 saatliklerde ya da haftalıkta şaşırmamak adına dediğim gibi bu dalganın birazcık işler tersine dönebilir, ciddiye dönebilir ve aşağı yukarı 1600 seviyeler, 1650-60 seviyelerine kadar geri gelebilme şansımız var. Ama dediğim gibi onun için birazcık daha düşük zaman dilimlerinde güzel fırsatlar, güzel trade'ler yaparak ondan sonra onlara karar vermek çok daha faydalı olur diye düşünüyorum. Onun dışında dediğim gibi şu anda aşağı yukarı şuralarda long girmekte fayda var ya da bir hamlede yukarıda short girmekte fayda var. Şahsen bu hafta bitti benim için. Çünkü bugün Perşembe ve artık saat 8-8.30 oldu. Ve mumu zaten görüyorsunuz. Çok iyi, çok kötü bir mum kapatıyoruz şu anda haftalıkta. Ve bir sonraki hafta gerçekten altının ne yapacağı hakkında bir fikrim yok arkadaşlar. Pozisyon olmaması da bir pozisyon aslında. Yani bir pozisyonunuz yoksa da aslında pozisyondasınızdır. O yüzden hani illa bir pozisyona girmek güzel değil. Onun dışında arkadaşlar Euro Audi'de nihayet bir yukarı yönlü bir gerçekleşme, bir hareket gerçekleştirdik. Şöyle ki zaten hep bahsediyordum arkadaşlar. İşte hani hep bahsettiğim bir şey var. Onların gerçekten size gösterebilmem, canlı olarak gösterebilme fırsatım olduğu için mutluyum. Yani dediğim gibi şuralarda hep long fırsatları kovalıyorduk. Ve hatta denemelerim vardı. İlk webinarlarda denemelerim, işte ufak tefek karlarım vardı şu dalgalarda. Ve en son pozisyonum tuttu arkadaşlar. Aşağı yukarı şu anda 382 pips karda ve aynı zamanda bir trendin başlangıcı veya bir önceki trendin retracement olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Yani şurada çok rahat bir şekilde eğer tabii ki tutabilirsek, başka pozisyonlar engel olmazsa ya da piyasanın koşulları, şartları değişmezse çok rahat bir şekilde yani şuradan aşağı yukarı 800 pips hatta 1000 pips civarı bir kar elde edebilme ihtimalim var. Şu pozisyon için konuşuyorum. Onun dışında bir short denemem vardı. Şuradaki short denememin aşağı yukarı sebebi şuradaki zaten hani şurada az önce gördüğünüz gibi şuradaki direnç seviyeleri zaten görüyorsunuz. Burada bir direnç var, burada bir direnç var, burada bir direnç var. Ve genel olarak bir aralık olarak düşünürsek ve aynı zamanda şuradaki mum kapanışlarından faydalanarak hani yakın kapanışlar gerçekleşmiş. Demek ki buralarda bir destek ve direnç seviyeleri olması mümkün. Bir tane short denemem vardı zirvelerden. Güzel bir pozisyon arkadaşlar gerçekten. Hani nereden baksanız bu haftanın en üst seviyesinden yani bu hafta şu anda en yüksek 1.68.27'yi görmüş. Benim short seviyem aşağı yukarı 1.68.25 yani en tepe 2 pipsle görmüşüz. Onun dışında tabii ki haftalığı falan baktığım zaman dediğim gibi şurada şeyi görüyorsunuz. Aylık iki indikatörlerimize bakarsak aylık ikinci direnci görüyorsunuz. Zaten aylık ikinci dirence çok yakın bir seviye. Neredeyse tam o seviyeden dönüş gerçekleşmiş. Dediğim gibi şu anda tam bu ikinci seviyeler çok işe yarıyor arkadaşlar. Onlara birazcık dikkat etmekte fayda var. Özellikle hani kararsız kaldıysanız ya da pozisyon hesabınız uygunsa ve risk iştahınız arttıysa bir şeyler yapmak istiyorsanız pozisyonunuz yoksa ikinci seviyeler her zaman işe yarıyor. Dediğim gibi ikinci seviyeler işe yarıyor. Böyle bir short pozisyonu var. Peki short'a neden girdiğimi, long'a neden girdiğimden bahsetmiştim. Onun dışında arkadaşlar şu anda bir analiz yapacak olsak aşağı yukarı bir sonraki destek seviyesi 1.65 civarı. 1.65 civarından long denemesi yapmak istiyorum. Tabii ki şöyle bir ihtimal de var. Bu piyasanın zaten bir aralık olduğunu yani daha önceki destek ve direnç seviyelerinden yola çıkarak bir aralık olduğunu düşünürsek eğer tabii ki bu bir geri çekilme ve geri çekilmeden sonra yani bu trendin geri çekilmeden sonra diplerine kadar yani 1.62 seviyesine kadar tekrar geri gelme ihtimali var. O ihtimale karşında short pozisyonum var. Bakalım şuralarda long denemek istiyorum ve short'tan çıkmak istiyorum. Çünkü bunun şu trendin, şu işlem, şu piyasanın aynı zamanda tabii ki euro dolarla ve Audi dolarla da bunu onaylıyor benim fikrime.
Aşağı yukarı 1.68, zaten TPM aşağı yukarı olarak bıraktım. 1.74 civarı ya da 1.79, 1.80 civarına kadar uzun vadede bir geri çekilme olabilir. Yani uzun vade dediğim çok uzun vade değil ama 2 ay, 3 ay içinde bir gerçekleşme olabilir. Yani şu andaki mum formasyonlarına bakarsanız arkadaşlar, bir önceki 2 ay engulfing yapıyor. 3. ay olarak da daha yükseklerde kapatma yoluna doğru gidiyoruz. Yani şu anda daha ayın son birkaç hafta var. Bir hafta kaldı son ayın bu ayın kapanışına. Daha yukarılarda kapatırsa devamı gelebilir. Yani bir sonraki aylarda aşağı yukarı hedefimize ulaşabilir. Yani bir ay sonra, 2 ay sonra hedefimize ulaşabiliriz. Yani kısacası şu pozisyonun aşağı yukarı 1.000 pips bırakma ihtimali olan trade işlemi gerçekleşme ihtimali fazla. Onun dışında Eurocat'e bakalım. Eurocat'te arkadaşlar bu işleme sanırım bugün girdim. Tam emin değilim ama dün de girmiş olabilirim. Dediğim gibi Eurocat'te arkadaşlar çok büyük bir fırsat var. Tabii ki doğru zamanlama ve doğru fiyat seviyesi de önemli. Çünkü çok hızlı ani hareketler gerçekleşerek istediğiniz yöne doğru gidecektir ama size devre dışı bırakabilir. O yüzden sürekli takip etmekte fayda var. Benim zaten birkaç tane işlemim çok gereksiz bir şekilde stop oldu. Ve yani şuradan işlemim vardı ya da yanlış hatırlamıyorsam. Evet, şuradan işlemim vardı. Bayağı zirveden yakalamıştım. Benim istediğim bir seviyeydi. Tekrar beni stop loss yaptı. Tekrar aşağıya gitti. Dediğim gibi tekrar yukarıya geldi. Bu sefer bakalım nasıl devam edecek. Dediğim gibi denemekten yorulmuyorum. Mantıklı olduğu sürece ve istediğim fiyatlar olduğu sürece gerçekten çok az bir riskle aşağı yukarı bu fiyattan da beklentim 690 pips civarı bu işlemden beklentim ve hatta daha da fazla gidebilme ihtimali var. Dediğim gibi yani şu anda şuralar falan destek seviyesi, yani 1.52 civarı destek seviyesi. Oralara geldikten sonra artık yavaş yavaş D1'e H4'e bakarak karar verebiliriz. Onun dışında bu işlemin potansiyeli fazla arkadaşlar. Yani şuradan bakarsanız, nereden baksanız yani şuralara kadar falan çok rahat bir şekilde fiyat gelebilir. Zaten hep o aralıkta seyrediyor. Minörlere trade etmenin böyle bir avantajı var. Minörler sonuçta hep böyle diğer paritelere bakarak genel bir aralıkta seyrediyor. Dolar ve işte Azi olarak ya da dolar ve euro olarak dinamiklerin fundamental olarak çok sağlam değiştiği ve çok böyle uzun vadeli değiştiği bir piyasalarda genelde teknik seyrediyor ve genelde bir aralıklarda seyrediyor. Zaten görebildiğiniz gibi şurada da bir aralık, şurada da bir aralık. Onun dışında hep böyle büyük bir dalganın içinde sörf ediyor diyebiliriz. Onun dışında şimdilik bir kanal tarzı bir oluşum var. Şuradan zoom'dan çizsem daha rahat olacak. Bir kanal gibi bir oluşum var arkadaşlar. Onun dışında şurası çok güçlü bir support. Yani aşağı yukarı fiyat şuralara falan geldiği zaman ki ne oluyor orası? Aşağı yukarı 1.52. Zaten daha yüksek seviyelerden, şu an buradan analiz yaptık ama daha yüksek seviyelerden de analiz edince aşağı yukarı 1.52 demiştim. 1.52 civarına kadar bir hamle gerçekleştikten sonra artık long denemeleri yapıp ya da short'u kapatma yoluna gidip sonra gidişata göre karar vermekte fayda var. Onun dışında arkadaşlar son birkaç dakikamız, son birkaç dakikamızda sizlerden soruları almayı daha çok istiyorum açıkçası. Çünkü bir etkileşim olsun istiyorum, bir sohbet olsun, bir iletişim olsun istiyorum. Eğer bir sorunuz varsa ya da işte şu anda bir işleminiz varsa o işlemi kapatıp kapatmayacağı hakkında düşünüyorsanız vesaire vesaire tarzı şeyler varsa bana bildirirseniz, sorarsanız o işlem hakkında, o parite hakkında konuşabiliriz. Onun dışında Pound Audi'ye bakalım arkadaşlar. Pound Audi'de benim aşağı yukarı şuradan bir işlemim vardı. Geçen haftalardan hatırlarsınız belki. Şuradan bir işlemim vardı. Aşağı yukarı şuralarda kapattım. Yani aşağı yukarı 700 küsür pips civarı bir şey bıraktı bana. Kapatmamın sebebi şuydu arkadaşlar. Hani yeteri kadar zaten hani şuradaki aralığı bakınca şuradaki bir saniye. Şuradaki aralığı bakınca ya da şöyle çizsem daha iyi olur. Şurada bir aralık olma ihtimaline karşın o işlemi kapattım. Yani dedim ki aşağı yukarı şuralardan falan piyasa dönüp devam edebilir diye kapattım. Aynı zamanda yeteri kadar piyasadan almıştım. Yani bir dalganın
Nereden baksanız bir dalganın tamamını aldım. Tabii ki yani insanın gönül ister ki şöyle bir dalganın tamamını alalım ama şöyle bir dalganın nereden baksanız tamamını aldım. Şu anda bir yukarı yönlü bir kırılma var arkadaşlar. Bu yukarı yönlü bir kırılma devam edebilir. Devam edebilir. O yüzden şu anda gerçi dün bir long denemem vardı. Long denemesi stop oldu. Yani fiyat şu kırılma gerçekleştikten sonra ve trende bakarak ve aynı zamanda günlük seviyelerine, pivotlarına falan bakarak ve aynı zamanda şunun bir geri çekilme olduğunu, yani şu trendin geri çekilme olduğunu aynı zamanda başka şeylere bakarak, haftalık ve aylığa bakarak dedim ki ben bir long denemesi yapmak istiyorum. Yani şu trendin devamından faydalanmak istiyorum. Ama maalesef geri geldi, beni stop etti. Şimdilik bakıyorum. Yani bu trendin şimdilik şuralarda birazcık karmaşık bir durum var. Hemen bir 4 saatliğe falan bakalım. Yani şuralarda bir karmaşık bir durum var. Günlük mumlar açısından konuşuyorum. Bir karışık bir durum var. O mumlar birazcık kapanmasını, hani bana bir şeylerin sinyallerini vermesini, işte haftalık olarak da bir şeylerin sinyallerini vermesini istiyorum. Yani mesela bu hafta birazcık daha yukarıda kapatıp bir sonraki hafta çok sert bir şekilde aşağı yönlü kayabilir. O yüzden düşünüyorum şimdilik. Aynı zamanda dediğim gibi şurada aşağı yukarı direnç seviyelerindeyiz. Yani şuralara falan bakarsak eğer hemen bir not edelim. Yani şuralara falan bakarsanız arkadaşlar dediğim gibi bir yani şuradan hatta yani tam tersi destek görevi görüyor. Ve aşağı yukarı buralarda da direnç görevi görüyor. Dediğim gibi long denemektense yani tabii ki kısa vade için 1-2 günlük için long denemesi yapılabilir. Bu burayı da aşabilir yani hani sadece hani buraya kadar gelip de döner diye hiç long girmemektense tabii ki bir güzel bir pozisyona girdikten sonra stop-loss maliyeti çektikten sonra bu fiyat ondan sonrası zaten gerçekten trade management dediğim gibi hani bir yukarı yönlü bir hareket olursa ve daha devam etme ihtimaline karşın o longu güzel bir şekilde manage ederseniz güzel karlar elde edebiliyorsunuz. Şu anda şimdilik benim analizim bunun için bu kadar. Yani şuralarda falan zaten bir sell limit koydum şimdilik. Oralara kadar tabii ki günlük ve haftalık mum seviyelerine bakarak karar veriyorum. Yani şu anda öyle bir limit konulmuş gerçekten çok önemsiz. Zaten fark ettiyseniz ne stop loss'u var ne TP'si var. Onun öylesine koymuşum. Aralıkta fazla olduğu için. Şimdilik burada aşağı yukarı bir yukarı yönlü bir hamlede stop günlük ve haftalık muma bakarak karar vererek bir short denemesi veya şuralardan herhangi bir yerden short denemesi. Yani şuradaki birkaç tane mumdan sonra artık ona karar veririz. Zaten aşağı yukarı beklentimiz de 400 pips ya da daha aşağıdan yakalarsak 300 pips civarı bir şey olacak. Dediğim gibi haftalık ve günlüklere baktığımız zaman birazcık işimiz kolaylaşıyor. Onun dışında bu fiyat şöyle bunda aslında çok netim yani daha çok yüksek zaman dilimlerinde yani benim için konuşmam gerekirse çok netim arkadaşlar şu an şuralarda hiçbir şey yapılmaz hani yapılırsa bile güçlü bir hareket görüldüğü zaman günlük bazda güçlü bir hareket görüldüğü zaman ya da 4 saatliklerde güçlü bir hareket görüldüğü zaman longlar deneyip şuralara falan kovalamak gerekir yani buralarda aşağı yukarı yani buradan ya yani şu piyasadan aşağı yukarı 200 pips 300 pips civarı aşağı 300 pips civarı yukarısı olarak değerlendirilebilir. Yani herhangi bir seviyeden bir işleme girip bir trende 4 saatlikten yola çıkarak bir işleme girip long piyasası için beklemek ya da short piyasası için beklemek benim için yeterli. Hani eğer tabii ki daha güzel fırsatlar görmezsem. Onun dışında dediğim gibi zaten hani şurada şu hareketin devamı olma ihtimali çok mümkün. O yüzden hani çok fazla zorlamamak gerekiyor. Daha çok yani şu anda şuralarda falan short girmek daha mantıklı gibi geliyor. Ama tabii ki birazcık daha yukarı gidip şöyle gelme ihtimali de var. O yüzden hani daha çok böyle sakin kafayla GBP, GBP NZ diye çok sakin bir kafayla takip ediyorum. Daha çok bakalım daha güzel fırsatlar vardı zaten bahsetmiştik. Onun dışında arkadaşlar yen olarak da Euro yen olarak da zaten
Şuradaki işlemin devamı geleceğini düşünüyorum. Şuradaki direncin devamı geleceğini düşünüyorum. Burada bir direnç oluşmuş. Burada bir direnç oluşmuş. Bir hareket var. Bir aşağı yönlü bir kırılma var. Bir yukarı yönlü bir yükseliş var. Ve devamı gelebilme ihtimali çok yüksek olan bir piyasa. Benim dün burada short girmemenin sebebi, yani dün short girmek istiyordum açıkçası. Ama daha fazla yukarı, yani Euro'da gördüğüm hareketin aynısını burada görmek istiyordum. Yani şöyle şu hareket var ama şu hareket var ama yani şu bir öncekini fazladan çizdim. Şu hareketi falan bekliyordum açıkçası. Birazcık yukarı yönlü bir kırılma, yani şunun daha çok, çünkü optimal olarak zaten sell limit'i de oraya bırakmıştım. Daha çok böyle benim için optimum seviye burası olurdu short girmek için. Bekledim ama çok fazla da yapacak bir şey yok şimdilik. Dışarıda kaldık. Bakalım artık nasıl devam edecek piyasa. Onun dışında genel olarak da zaten Euro yen'de aşağı yukarı bir geri çekilme bekliyorum. Bunların hepsi de tabii ki bir şeyden dayanıyor. Euro'daki fiyat oluşumu ve aynı zamanda yen'deki fiyat oluşumu. Yani güçlü, sert bir hareket yen'de olabileceğini düşünüyorum. Onun için tabii borsanın birazcık çakılması lazım. Onun dışında şu anda Pound yen de çok sakin ve çok sıkıcı bir piyasada seyrediyor benim için. Çünkü bir yöne doğru bir yönelme yok. Genel olarak şu aralıktayız ve şu anda genel olarak bakarsak da şu büyük dalganın ya da şu büyük dalganın aşağı yukarı ortalarındayız. Yani piyasa tamamen karar veriyor artık. Bunun bir yöne doğru bir karar vermesi gerekiyor benim için. Daha yüksek zaman dilimlerinde bir yöne doğru karar vermesi gerekiyor benim için piyasanın. Onun dışında ben bu piyasayı nasıl dahil olabilirim diye düşünürsem şu an şuralardan short girmek benim için mantıklı. Ama tabii ki mumlar birazcık müsaade etmesi gerekiyor bunun için. Yani ya da bir hamle görmem gerekiyor. Bir counter trend yapmak için. Yani şöyle bir yukarı yönlü bir hamle, yukarı yönlü bir agresif bir hamle. Yani şuralar benim için şu anda 1.38-26, aşağı yukarı 1.39 civarı benim için short seviyeleri için uygun şimdilik. Oraya kadar bir hamle olursa short girmek benim için çok mantıklı olur. Ondan sonra zaten dediğim gibi ya aşağı yukarı beklentim de eğer öyle bir şey gerçekleşirse bu hafta ya da haftaya haftalık mola bakayım. Gerçekleşme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. 3 tane mum dibi kapanıyor şu anda. 4. mumda ya da 5. mumda fark etmez. Güçte bir yönü doğru bir fake olma ihtimali çok fazla. O yüzden yakından takip etmekte fayda var. Analizler bu seviyede arkadaşlar. Şimdilik sizlerin sorularınızı ya da işlemlerinizi ya da işlem fikirlerinizi merak ediyorum, bekliyorum. Eğer varsa gerçekten sevinirim. Yardımcı olmakla mutlu olurum. Onun dışında eğer varsa bir şey bana bildirirseniz hemen bakalım, yakından takip edelim. Onun dışında arkadaşlar şunu da paylaşmakta fayda var. Burhan hocamız Salı günü, haftaya Salı günü strateji denemeden bahsedecek ve son webinarımız da bu ay için
29 Ekim'de Perşembe gününde Fibonacci seviyelerini çok daha detaylı, yani bugün ben aşağı yukarı nasıl kullandığımı aşağı yukarı gösterdim. Fibonacci seviyelerini çok daha detaylı bir şekilde inceleyecek. Onları da kaçırmamanızı rica edeceğim. Onun dışında bir soru yoksa arkadaşlar webinarı kapatmak istiyorum. Galiba soru yok. Birkaç aşağı yukarı 5 dakika bekledim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Umarım faydalı olmuştur. Onun dışında bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Özellikle bir isteğiniz, bir talebiniz, bir şeyler sormak istiyorsanız özelden de ulaşabilirsiniz. Onun dışında çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere.